Kolejinden merhabalar. Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugün sizlerle yabancı dillerden, dilimize giren sözcüklerden bahsedeceğiz. Bu konu gerçekten çok önemli. Özellikle Türkçemizi korumak istiyorsak, Türkçemizi seviyorsak çok çok daha önemli. Gelin inceleyelim hep birlikte. Sevgili çocuklar, yabancı dillerden, Dilimize geçen kelimeler dil açısından çeşitli uyumsuzluklara yol açmaktadır. Kelimelerin yazılış ve okunuşundaki farklılıklar, sonlarına gelen ekler dil kuralları açısından yazım ve okumada hataların oluşmasına neden olur. Dilimizin bozulmaması ve dil kurallarının korunması için yazı ve konuşmamızda kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat etmeliyiz. Çok 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 dikkat etmeliyiz. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Peki nasıl dikkat edeceğiz? Dikkat etmek için önce bilmemiz lazım değil mi? Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz sevgili çocuklar. Kesinlikle internete bu siteyi bir yazıp Türk Dil Kurumu yazıp araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ee, ama tabii ki ben burada da size birazcık bahsedeceğim. Bakalım Yabancı dilden e, Türkçemize geçen ne gibi kelimeler varmış ve bunların Türkçe karşılıkları nelermiş birlikte öğrenelim. Örneğin ekstra kelimesi yabancı dilden Türkçemize geçmiştir. Günlük hayatımızda sıkça belki duyuyorsunuz. Ekstranın Türkçe karşılığı aslında fazladan demektir sevgili çocuklar. Hmm, mesela bir restorana gittiniz ve fazla bir yemek isteyeceksiniz. Bana bir ekstra hamburger demek yerine bana fazladan bir hamburger daha şeklinde seslenebilirsiniz. Peki mesaj. Evet çocuklar, mesaj kelimesini çok sık kullanıyoruz ama mesaj aslında Türkçe bir kelime değil. Mesajın Türkçesi nedir biliyor musunuz? İleti. Evet, mesaj aslında ileti demek. Peki start Start kelimesinde özellikle oyun oynayan çocuklar varsa oyunlarda özellikle görüyorsunuzdur. Start aslında başlangıç demek sevgili çocuklar. Biz Türkçe olan başlangıcı kullanmaya dikkat etmeliyiz. Peki sempati. Günlük hayatımızda bazı insanlara ya da hayvanlara, bitkilere karşı sempati duyabiliriz. Hayır, işte böyle değil. Günlük hayatımızda bazı insanlara karşı yakınlık duyabiliriz. Türkçesi yakınlıktır çocuklar. Peki aktif günlük hayatınızda aktif bir çocuk musunuz? Hayır, hayır böyle demeyecektik. Günlük hayatınızda hareketli bir çocuk musunuz? Aktif kelimesi yine yabancı dillerden günümüze gelmiştir. Türkçesi hareketlidir. Full. Hmm, bu bardak full dolu. Hayır, hayır, sakın, sakın. Ben yabancısını kullanmak istemiyorum. Bu bardak dolu diyebilirim. Full kelimesi de yine yabancı bir kelimedir. Biz Türkçe dolu kelimesini kullanmaya dikkat etmeliyiz. Örneklerimize devam edelim. Daha bir sürü size göstereceğim örneğim var. Örneğin dizayn. Odamızı ya da evlerin içlerini dizayn ederiz. Ama bunun Türkçesi nedir? Tasarım. Dizayn kelimesinin Türkçesi tasarımdır ve çek çek kelimesi de yine yabancı dillerden Türkçemize geçmiş fakat Türkçesi kontrol olmalıdır. Ve bye bye. Ay, benim öğrencilerim bu bay bay kelimesine bayılıyorlar. Ama ben her defasında onları uyarıyorum. Türkçe'si varken neden İngilizcesini kullanalım? Bay bay değil, güle güle demeliyiz. Güle, güle. Buna da çok dikkat edin. Fax, fax kelimesini belki şimdi sizler çok fazla duymuyorsunuz, fakat eskiden sıklıkla kullanılıyordu özellikle. Fax kelimesinin Türkçe'si belge geçerdir çocuklar. Ve printer. Öğretmenleriniz özellikle sıklıkla kullanırlar printer'ı. Printer'ın Türkçesi yazıcıdır. Evet sizin ödevlerinizi ondan sonra kağıtlarınızı çıkarttığı yazıcılar. Ve döküman. Dökümanın Türkçesi belgedir sevgili çocuklar. Antre. Evlerimizde antrelerimiz var değil mi? Antre dediğimiz şey aslında giriş. Biz neden yabancısını kullanıyoruz? Hala anlamış değilim. Ve bariyer. Yollarda arabalar mesela um, uçurumdan yuvarlanmasın diye bariyerler vardır. Dikkatinizi çekti mi? Bariyer kelimesi yabancı dillerden günümüze gelmiştir. Aslında Türkçesi engeldir. Ve şov. Televizyon izleyenleriniz var mı aranızda? Kesin vardır. Televizyonda bir sürü şov izliyorsunuz değil mi? Şov programları dolu böyle. Aslında şov kelimesi yabancı dilden gelmiş günümüze. Aslında Türkçesini kullanmak istersek gösteri demeliyiz çocuklar. Şov değil gösteri. Sizler günlük hayatınızda bu kelimelerin Türkçelerini kullanmayı lütfen dikkat edin. Peki devam edelim. Disk kelimesi. Disk kelimesi aslında yuvarlak, daire ya da teker anlamlarına gelmektedir. Ve web. Evet, her gün web'de dolaşıyorsunuz değil mi? İnternette, web'de. Web aslında ağ demektir. Bağlantı kurduğumuz bir ağ. Dijital Dijital kelimesini de sıklıkla karşılaşıyoruz değil mi? Dijital saatlerimiz var mesela kollarımızda. Dijital kelimesinin Türkçesini biliyor musunuz? Aranızda bilen varsa yorumlara yazsın bakalım doğru bilen olacak mı? Dijital aslında sayısal demektir. Servis service Evet yine lokantalarda özellikle yemek alırken self servis yazar şöyle değil mi? E, girişte böyle lokantanın girişinde self servis yazar. Şöyle bir bakarız. Allah Allah ne demek istiyor self servis derken? Aslında self servis kendin al demektir. ve hit Değil mi? Türkiye'de mesela hit parçalar diye böyle televizyonda çıkar. Hit ne demektir biliyor musunuz? Türkçesi liste başı demektir. Yani aslında liste başındaki şarkılar, en iyi şarkılar demek istiyorlar. Fakat hit kelimesini kullanıyorlar. Ben çok üzülüyorum. Hit kelimesi yabancı dilden gelmiş günümüze. Biz liste başı demeliyiz. Ve aroma, aroma kelimesiyle de sıklıkla karşılaştık. Fakat bunun yabancı olduğunu ilk defa duyuyorum. Aroma kelimesi de yabancı dilden günümüze gelen bir sözcük çocuklar. Peki Türkçesine merak ediyor musunuz? Mesela çilekli sütlerde çilek aroması. Ondan sonra meyve sularınızda portakal aroması gibi şeyler yazar üzerinde değil mi? Aroma aslında hoş koku demektir. Yani çilek aroması yazıyor ya. O aslında nedir biliyor musunuz? Çilek kokusu vermişler demek ki içtiğiniz içeceğe. Peki check up. Check up demek hastanelerde özellikle büyükleriniz ya da sizler 6 ayda bir check up yaptırmalısınız. Fakat Türkçesini kullansak daha hoş olur. Check up'ın Türkçesi tam bakım demektir. Yani bütün vücudunuzu tam bakım yaptırmak. Ve animasyon televizyonda çocuklar için bir sürü animasyon yapılıyor değil mi? Animasyon yabancı dilden gelmiş bir kelime. Türkçesi canlandırmadır. Aha! Sıklıkla karşılaştığım menü. Bütün restoranlara, bütün lokantalara dışarıda yemek yemeye gittiğimde ne diyorum? Pardon bir menü alabilir miyiz diyoruz. Hayır. Menü dememeliyiz. Menü yabancı dilden gelmiş bir sözcük. Türkçesini kullanmak istersek yemek listesi dememiz gerekiyor. Yemek listesi. Peki karizma. Hmm, şu karşıdan gelen çocuk çok karizma. Hayır böyle dememeliyiz. Karizma da yine yabancı dilden gelmiş Türkçemize. Karizmanın Türkçesi etkileyicilik. Hmm, şu karşıdan gelen çocuk çok etkileyici. Peki joystick. Joystick'te oyun oynayanlarınız varsa, aranızda onlar belki görmüştür, karşılaşmıştır. Yabancı bir kelime tabii ki Türkçe'si kumanda koludur. Kumanda kolu ve plaza plazalarda çalışan iş adamları, iş kadınları, iş insanları vardır. Plaza aslında iş merkezi demektir. Ve selfie. Selfie çok yakın zamanlarda artık hayatımıza girmiş bir kelime. Tamamen yabancı bir kelime. Ve artık Türkçesini bulduk. Türkçesi öz çekimdir çocuklar. Selfie, öz çekim. Ve dublaj. Dublaj kelimesi de yine yabancı dilden gelmiş. Fakat Türkçesi seslendirme olmalı. Etap. Etap da özellikle yarışmalarda karşımıza çıkar. Yarışmacılar birinci etapı geçer, ikinci etapı geçer, üçüncü etapı geçer değil mi? Etap aslında yabancı dilden gelmiş bir kelime. Türkçesi aşama demektir çocuklar. Birinci aşamayı geçeriz, ikinci aşamayı geçeriz, üçüncü aşamayı geçeriz. Ve duble. Hmm, duble kelimesi de kesinlikle yabancı bir kelime. Duble değil, çift olmalı. Aha, neden Türkçelerini değil de yabancılarını kullanıyoruz? hala anlayamıyorum ve chat özellikle son zamanlarda şimdi sizler öğretmenlerinizle Zoom kullanıyorsunuz ya da farklı programlar değil mi? EBA'da Zoom'da ne yapıyorsunuz? Chat'ten öğretmeninize, arkadaşlarınıza bir şeyler yazıyorsunuz. Fakat chat kelimesi yabancı bir kelime çocuklar. Türkçesi sohbet. Evet, sohbet ediyoruz değil mi orada? Peki scanner son olarak scanner da zaten söyleyişime de bakarsanız yabancı bir kelime. Türkçesi tarayıcıdır. Bunun da Türkçesini kullanmaya dikkat etmeliyiz. Belki şu anda çok sık kullandığınız kelimeler değil fakat yaşınız ilerledikçe daha çok kullanmaya başlayacaksınız bu kelimeleri. Lütfen size önerim. Türkçelerini kullanmaya dikkat edin. Türkçemizi sevelim, Türkçemizi koruyalım. Bizim ana dilimiz Türkçe, bunu unutmayalım. Öyleyse hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.